Gençler Birliği Kulübü olarak transferin sezonumuzu açtık. Öncelikle Ramazan kardeşimizle, sonra diğer altyapıdan gelen arkadaşlarımız ve yeni katılan arkadaşlarımız aramıza sözleşme imzaladık. Bazılarıyla daha önce imzaladık, bazıları şimdi imzalayacağız. Ve her geçen gün takıma yeni ilave oyuncular kazandıracağız. Ve transfer sezonumuzun sonuna geleceğiz. İnşallah iyi ve ekonomik bir kadro kurma da başarılı oluruz. Hedefimiz tabii ki kulübü bu borç batağından kurtarmak, ama onun yanında da başarılı bir kadro kurup Süper Lig'e tekrar çıkabilmek olmalıdır. Ve o hedefle de ilerliyoruz. Ramazan Köse zaten daha önce bu camiada forma giymiş değerli kardeşimiz. Süper Lig'de de çok tecrübe edilmiş bir kalecimiz. Kendisi de büyük fedakarlıklar yaparak camiamıza katkı sağlamayı kabul etti. Ona buradan teşekkür etmek istiyoruz. Keremcan Akyüz birincilikte çok tecrübeli, çok değerli bir sol bek. Birkaç defa şampiyonluk yaşamış bir sol bek. O da projemize inandı. Kendisinin katkılarından ümit ediyoruz ki şampiyonluk yaşatacaktır. Abdullah Şahindere genç kardeşimiz, altyapıdan uzun zamandır takip ettiğimiz profesyonel oyuncumuz, gelecek vadeden milli takımda da oynayan bir genç stoperimiz. Mustafa Seyhan orta saha oyuncumuz, onunla da sözleşmeyi yeniledik, nikah tazeledik. Herkese hayırlı uğurlu olsun. Hayırlısı olsun. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Sayın Başkanım, mali durum, karşılaştığınız mali tablo size ilk söylenenden daha farklı, daha yüksek bir borç yükü olduğunu söylemiştiniz. Evet. Bütün hazırlıklarınız aslında ilk söylenene göreydi. Aradaki fark da bildiğim kadarıyla bayağı bizim yüksek. Hazırlıklarımız, aradaki fark sizi çok zorluyor mu? Hazırlıklarımız ilk söylenen gibi değildi. Şimdi hatta Sayın Cavcav'la iddiaya girdik. Arif Bey de yanındaydı. Dedi ki 90 milyon borcumuz var dedi. Ben dedim Sayın Başkanım, ben incelemedim ama Sayın Arda Çakmak'la Sayın Şahin Kartal'ın verdiği rakamlardan gidersek sizin borcunuz 130 milyon dedi. Ondan sonra yok dedi, iddiaya girelim dedi. Girelim dedim. Eğer dedi 100 milyonun üstündeyse dedi, ben alacağımı almayacağım dedi. Ben de onun üzerine tamam razıyım dedim. İddiaya girdik. Tabii gerçek o değil. Gerçek bizim dediğim rakam. Şimdi kur farklarıyla da o arttı, oldu 135. Devamen sorabilir miyim Sayın Başkanım? Şimdi geçen seneki yabancı oyuncuların çok büyük bir kısmı ayrıldı. İşte ücretini alamayanlar oldu. En son Dominik Furman'ın şeyi var. Sözleşme imzalamış ya da anlaşma imzalamış ülkesinde bir takımla. Transfer yasağı beklentiniz var mı? Transfer yasağına muhatap olacak mıyız? Vallahi şu anda CEO'nun yetiştirme bedelinden 200 bin euro transfer yasağımız var. Onu kaldıracağız tabii. Kalacak hali yok böyle. Ama şu anda elimize 3 tane oyuncu kaldı. Oyuncularla alakalı sözleşmesi bitenlerden ödemesi yapılması gerekenler var. Bunların bir kısmı ödemesi yapıldı. Bundan sonra da tekrar transfer yasağına maruz kalmamak için ödemelerini yapmak zorundayız ki hiç olmasa bir kadro derinliği yaratalım. Önümüzdeki yıl sıkıntı yaşamadan bir mevcut kadromuzu daha da zenginleştirerek liglere başlayalım. Onun için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Hocam bütün soru, Sayın Başkan, bütün soruları ben soruyor gibi oluyorum ama benim Hacettepe'li olan şey, bu çok başkadır. Hacettepe'yle ilgili gelişmeler
A takımdaki gelişmeleri çok gölgesinde kalıyor. Hacettepe ile ilgili gelişmeler... Hacettepe'nin şu anda pek borcu yok. Onlar da genel kurula gittiler. Taze bir yönetim kurulu seçildi. Kendileri kulübün harcamalarını finanse edeceklerini taahhüt ettiler. Ve Gençler Birliği'ne büyük olacağını Hacettepe'nin zannetmiyorum. Hacettepe'deki hedef de bir an önce bir üst lige çıkabilmek. Hedefi bu. Ve ben tahmin ediyorum Hacettepe daha kolay çıkar. Bizim de beklentimiz o yönde. Çünkü çok değerli bir altyapı var. Değerli oyuncular var. özellikle yeni yöneticilerin Hacettepe'nin finansmanını sağlama tarihleriyle ilgili bilgi biz de not almış olalım. Yarın bir şeyle karşılaşırsak biz bu görüntüyü çıkartıp buluruz. Evet. Koyabilirsiniz. Onlar da öne koy. Benim elime niye koyuyorsun? Yok. Hepsi değerli arkadaşımız. Hepsi pırıl pırıl genç, yeni bir ekip. Hevesliler de. Ben muvaffak olacaklarına inanıyorum. Az önceki transferlerin kaçarıya bir anlaşma yaptığınızı söylemiş miydiniz? Kerem Canakyüz. Ramazan Köse, Kerem Canakyüz, Mustafa Seyhan, zaten Abdullah Şahindere bizim altyapıdan oyuncumuz. 2 yıllık 3 oyuncunun 2 yıllık bir oyuncunun 3 yıllık sözleşmesi var. Yeni yapılan sözleşmeler böyle. Peki